Haberden herkese selamlar, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu video da sizlerle birlikte Google TV işlem sistemine sahip olan Foben marka bir televizyon modeline yakından bakacağız. 43 inç büyüklüğündeki bu televizyon bakalım bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi televizyonlarda kurulumla başlıyorum. Kurulum kısmı bence fazlasıyla önemli. Sizler diyelim ki bu televizyonu satın aldınız, ne yapmanız gerekiyor? Foben'in yetkili servisleri var. Onları arıyorsunuz ve bir kayıt oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında geliyorlar, televizyonu ücretsiz şekilde sizler için kuruyorlar. Ancak buradaki ücretsiz kısmını biraz açmamız lazım. Bu duvara sabitlenmeyen şeklindeki hali. Yani gördüğünüz üzere bir ayağı var ve bunu normal olacak şekilde ayaklarını takıp işte normal bir televizyon sehpasına yerleştirdikleri hali ücretsiz. Ancak sizler duvara hani monte etmek istiyorum derseniz burada ek bir ücret çıkıyor. Bunu da sizlerin ödemesi gerekiyor servis tarafında. Diğer servislerde de zaten durum bu şekilde. Ondan dolayı farklı bir şey karşımıza çıkmamış oldu. İsterseniz şimdi tasarımı hızlıca devam edelim. Foben'in bu televizyonu tasarımsal açıdan oldukça iyi görünüyor açıkçası. Çünkü çerçevelere baktığımızda sağ, sol ve üst çerçeve oldukça ince tutulmuş. Detay olarak da ekranda görüyorsunuz. Alt kısma geldiğimizde ise alt kısımların genel olarak yapısı biraz daha kalın olmak zorunda. Çünkü işte sensör kısmı orada bulunuyor. Kumanda kontrolünü oradan yapıyoruz. Logo var, durum LED'i var. Bundan dolayı burada biraz daha kalın bir yapı kullanılmış. Ancak genel bütüne baktığımızda gayet iyi bir ekran boyutuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Ekran kasa oranına sahip olduğunu söyleyebilirim. Aşağıya doğru indiğimizde ayağımızı görüyoruz. Tek bir ayak kullanılmış, yani tek bir bütün, iki tane farklı parça takmıyorsunuz. Oldukça da sağlam bir ayak olduğunu söyleyebilirim. İnce görünmesi sizi yanıltmasın. Bir televizyon gerçekten fazlasıyla hafif. İkincisi de ayaklar metal bir malzemeye sahip olduğu için televizyonu çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Yani ayak konusunda kesinlikle aman işte sallanır mı düşer mi düşüncesine bence girmenize gerek yok. Ürünün arka tarafına geldiğimizde ise bol bol portla karşılaşıyoruz. Portların detaylarını sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Oldukça fazla porta sahip. Uydu girişimi zaten direkt olarak olduğu için herhangi bir şekilde uydu cihazına ihtiyaç duymadan bağlantınızı gerçekleştirip televizyon kanallarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Flash bellek takarak dosya oynatması gerçekleştirebiliyorsunuz. Üründe Ethernet portu da mevcut. Ek olarak Wi-Fi de mevcut. Bu şekilde internete de bağlayabiliyorsunuz. Tüm portları da az önce görmüş olduğunuz HDMI tarafına geldiğimizde 3 tane HDMI portu ile karşılaşıyoruz. HDMI 2.0 destekli bir televizyon. Fiyatını göz önüne aldığımızda oldukça normal bir detay olduğunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Yani oyun konsolu bağladığınızda örnek veriyorum, hani IPTV kullanıyorsunuzdur, onun için bir TV box'ınız vardır. Onu bağladığınızda herhangi bir sorun söz konusu değil. Çünkü 3 tane port olduğu için rahat rahat kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Port sayısı konusunda oldukça yeterli. Hem boyutuna hem de segmentine göre diyorum. Şimdi geliyoruz ekran özelliklerine daha yakından bakmaya. Burada 43 inç büyüklüğünde bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekran çözünürlüğü de 1920x1080 ve üründe LED bir panel kullanılmış. Deneyim olarak konuşmak gerekirse renkler bence segmenti için hiç fena değil. Özellikle fiyatını göz önüne aldığımızda içerisindeki Google TV sayesinde ürün desteklediği en yüksek çözünürlükle birlikte tüketimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben genel olarak renk modunu standart modda kullandım. Ufak bir özelleşme de gerçekleştirdim. Sizler de renk modları üzerinden kullanımınıza uygun özelleşmeler yapabilirsiniz. Orada farklı farklı modlar da karşınıza çıkıyor. Yani direkt olarak özelleşme yapmadan da mod değişimi yaparak da kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle konsol oyuncular için şu detaydan bahsetmek istiyorum. Üründe bir oyun modu desteği bulunuyor. Oyun moduna girdiğinizde biraz daha keskin bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Hani oyuncular genel olarak keskin görüntüleri sevdiği için buradaki oyun modu da bu detayı sizlerle buluşturabiliyor. Renkler dediğim gibi gayet canlı. Parlaklık tarafında ise şunu söylemek istiyorum. Ek bir şekilde keşke biraz daha parlak olsa dediğim bir durum söz konusu olmadı. Çünkü baktığımızda hani parlaklık gayet yeterli. Yani ev ortamında kullandığınızda sizleri gayet memnun edebilecek bir ekran panel türü kullanılmış burada. Siyahlar tarafına geldiğimizde ise tabii ki gerçek siyahlar görmüyoruz. OLED bir panel tercih etmeniz gerekiyor bunun için. Çok yanlış bir videodasınız, bunu sizlere söylemiş olayım. Çünkü bu ürünün fiyatı ve segmenti belli, ona göre bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Siyahları kesinlikle fena değil. Hani simsiyah bir ekrana geldiğinizde kötü bir görüntü görmüyorsunuz. Evet, renkler griye dönük oluyor ama bir ışık sızması olsun ya da farklı bir olumsuz durum karşınıza çıkmıyor. Yani tüketim sırasında sizi rahatsız edecek bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Kısacası şunu söyleyebilirim ki ürün
panel açısından bakınca fiyatı bandında gayet yeterli bir deneyimi kullanıcılarla buluşturuyor. Netflix'te, YouTube'da, Disney Plus gibi uygulamalarda da ürün lisanslı bir işletim sistemine sahip olduğu için de tam kalite içerikler tüketebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde çözünürlüğe bağlı kasma dolma takma sorunu da tabii ki söz konusu değil. Şimdi geldik performans hakkında biraz daha konuşmaya. Ürün içerisinde 4 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci de 1.5 GB RAM ve 8 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Genel açıdan televizyonun hızlı çalıştığını söyleyebilmek mümkün ancak bazı anlarda ağırlaşmanın olduğunu hissedebiliyorsunuz. Genel olarak akıcı bir şey, bunu söyleyebilirim. Yani televizyon genel olarak akıcı çalışıyor. Nadir de olsa ağırlaşmaların olduğunu hissedebiliyorsunuz. Burada da tabii yani segmente göre, fiyata göre bir değerlendirme yaptığımızda yine farklı modellerde de benim gördüğüm bir şeydi. Farklı televizyon modellerini inceledim. Bu fiyat bandında genel olarak bu tarz şeyler oldukça normal ki YouTube'da kullandığınızda, Netflix'te kullandığınızda, menüde gezdiğinizde dediğim gibi genel olarak akıcı bir deneyim sunuyor. Bu konuda aklınızda bir soru işareti bence kalmamalı. Uygulama arası geçişler de beni gayet memnun etti. Hatta sizler için de bir test gerçekleştirdik. Menüde ne kadar hızlı, uygulamada ne kadar hızlı, yani nasıl bir kullanım yaptırabiliyor? Hadi gelin buna yakından bakalım. Geldi kumanda hakkında konuşmaya. Fobem'in bu ürünü böyle bir kumanda limitle geliyor. Detay olarak ekranda kumandayı görüyorsunuz. Kumandaya baktığımızda aslında oldukça dolu bir kumanda olduğunu söyleyebiliriz. Üzerinde mesela mikrofon butonu var. Bu da sesli asistan desteğinin bu üründe olduğunu gösteriyor. Şimdi bu ürün bir Google TV. Google TV olduğu için de sizler sesli asistan sayesinde içeriklere direkt olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, YouTube'a girdiğinizde mikrofona basılı tutarak konuşup Donanım Haber dediğinizde direkt olarak Donanım Haber YouTube kanalı açılıyor. Bu sesli asistan desteği burada karşımıza çıkıyor. Ek olarak baktığımızda YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus gibi butonlarda kumanda da karşımıza çıkmış. Şimdi sıra geldi yazılım hakkında konuşma. Yazılım bence bu ürünün en büyük avantajlarından bir tanesi. Bizler burada lisanslı Google TV işletim sistemiyle karşılaşıyoruz. Genel olarak hızlı ve kullanışlı olan bir arayüze sahip olduğunu söyleyebilirim. Sizler her platformlarda ekranın sunmuş olduğu tam kalite şeklinde İçeriklerinizi tüketebiliyorsunuz. Güncel uygulama desteği tabii ki bir aile önemli. Burada uygulamaları güncellemeler geldiği sizler Play Store üzerinden gidip uygulamaları güncelleyebiliyorsunuz. Ek olarak Chromecast desteği de bulunuyor. Yani telefonunuzdan herhangi bir şekilde ek bir cihaza bağlı kalmadan kablosuz şekilde görüntü aktarımı da sağlayabiliyorsunuz. Google TV'nin zaten avantajları saymakla bitmiyor. Örnek vermek gerekirse burada çoklu kullanıcı profilleri bulunuyor. Aile üyeleri için farklı profiller oluşturarak onların kendi profilleriyle beraber tüketim yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Google TV olduğu için diğer akıllı ev ürünlerinize de entegre olabilen bir ürün. Bunun dışında cihaz arası senkronizasyon desteği de bulunuyor. Şöyle düşünün, sizler içerisinde bir Google hesabı girdiğinizde onunla beraber senkron şekilde burada içeriklerinizi görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, YouTube'da kaldığınız bir içeriği YouTube'a buraya geri geldiğinizde direkt olarak devam edebiliyorsunuz. Yani telefona yapmış olduğunuz tüketiminizi televizyondan devam ettirebilirsiniz. Genel yazılım kısmına geldiğimizde ise Google TV'ler bildiğiniz üzere güncelleme konusunda oldukça avantajlı. Güncellemeler geldikçe güncellemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu televizyonu da güncelleme alma konusunda aklınızda bir soru işareti bence kalmaması gerekiyor. İlk olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Ebeveyn kontrolü desteği de Google TV tarafında önemli, biliyorsunuz. Son zamanlarda ebeveynler özellikle çocukların izlediği içeriklere müdahale etmek istiyor. Burada çocuklarınız için içerik sınırlandırmamızı koyabilir, izleme süreni kontrol edebilir ve uygun olmayan içeriklerin erişimlerini kısıtlayabilirsiniz. Böyle bir destek de mevcut diyorum. Ve genel olarak Google TV'nin avantajları da bu televizyonda İşte bu şekildeydi. Şimdi gelelim hoparlör hakkında konuşalım. Ürün içerisinde 2 tane hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler 10 watt gücünde. Ürün boyutuna göre bence gayet güzel bir sesle karşılaşıyoruz. Ben ses yüksekliğini ve netliğini beğendim. Genelde şöyle bir durumla karşılaşırız. Bizler televizyonun sesini belli bir noktadan sonra yükselttiğimizde artık şunu görüyoruz. Ya televizyonun sesi gerçekten artmıyor. Burada öyle bir kademe ayarlamışlar ki her yükseltmenizde gerçekten sesin arttığını hissedebiliyorsunuz.
Tizler daha ağırlıklı, baslar biraz daha az seziliyor. Bu konuda fiyat ve segmentin oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Hani olumsuz bir durum söz konusu değil. Böyle bir durumda işte bu ürünle birlikte karşımıza çıkmış oldu. Genel olarak da durum işte bu şekilde. Bu arada ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Üründe ses modları bulunuyor. Sizler ses modlarını kendi ihtiyacınıza göre özelleştirebiliyorsunuz. Ses modlarını girdiğinizde buradan seçiminizi yaparak kullanımınıza devam edebilirsiniz. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Foben markasının gelişmiş olduğu 43 inç büyüklüğünde Google TV modeline yakından bakmış olduk. Tam model ismi zaten başlıkta yazıyor. Ürünün genel olarak sunabildikleri de işte bu şekildeydi. Sizler bu televizyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatını nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başlıklarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.